diyet yapıyor, hiçbir şey yemiyor. Benim tanıdığım bir bayan vardı, günde 2 zeytin yiyormuş. Çokmuş dedim. Ne oldu? Sonra hastanelik oldu. 2 zeytin yersen sonra hastane. Şimdi normal biraz azaltmak lazım. Yani günlük yiyecek, yediği içtiği şeyler için. Birdenbire şak diye düşerse 2 zeytine ne olur? Sindirim salgıları artık salgılayamaz. Organlar sindirim sistemi sindirim salgılarını salgılayamaz hale gelir. Nedir sindirim salgısı? Tüklük bezeleri ağzımızın içerisinde, içeride şuralarda tüklük bezeleri var. 666 tane. 6'sı büyük, 660'ı küçük. Toplu iğne başı kadar, mercimek kadar, nohut kadar vesaire, fasulye kadar. Bir sürü beze var. Bu bezeler 1,5-2 litreye yakın tüklük salgılar günde. 1,5-2 litre. Bu nedenle bir şeyi ağzımıza alıp çiğnemeye başladığında hemen şekere dönüşür, tat almaya başlarız. Veya acıysa acılığını alırız. Ekşisi ekşiliğini alırız. 2. Mide 2 litre asit salgılar. 3. Karaciğer 2 litre safra salgılar. 4. Pankreas 1 litre enzim salgılar. 5. İnce bağırsak 3 ila 5 litre enzim salgılar. Ne yaptı? 10-12 litre. Peki nereden salgılayacak bunları? Yemesin içmesin? Nereden salgılayacak? Çünkü bu asitler, enzimler, bazlar, hormonlar vesaire bunların %99'u bağırsaklardan emilir, tekrar geldiği noktaya postalanır, gönderilir. Ama yine de bir kayıp var. Bu kaybı karşılamak için sindirim sistemi ne yapması gerekir? Yemeniz gerekir. Ben bir tane incir yiyeyim, bir tane hurma yiyeyim, bir tane zeytin yiyeyim, bununla idare edeyim bir günü. Hiçbir şey yemeyeyim. Öyle olursa ne olur? Aşırı zayıflar. O zaman mide asit salgılamaz. Tüklük bezeleri, tüklük salgılamaz. Pankreas, lipaz, amilaz enzimleri salgılamaz. Karaciğer, safra salgılamaz. İnce bağırsak, enzim salgılamaz. Ne olur? Organlar yavaş yavaş kurumaya başlar. Ve siz de kurursunuz. 38 kiloya düşmüş bayan. Ne olmuş? Hormon da salgılamıyor artık. Cinsel hormonlar adette görmeye başlamış. Bunalıma girmiş. 38 kiloya düştüm. Ne olacak şimdi benim halim? Niye böyle diyet yapıyorsun ki?